Haberin merkezine, Show ana habere hoş geldiniz sayın seyirciler. Siyasette sular iyiden iyi ısındı. Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiası gündemin ilk sırasına yerleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli bir açıklama geldi. Erdoğan sadece iddiayı yalanlamakla kalmadı. Haber doğrudur diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da meydan okudu. Güya ben külliyede bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Böyle bir görüşme olmadı dediler. Bay Kemal, senin hayatın yalan. Gündemi değiştiren o iddiayla ilgili ilk kez konuştu. İletişim Başkanlığı'nın ardından iddiayı bizzat yalanlarken haber doğrudur diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. CHP liderine İzmir'den seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Barış Pınarı Harekatı üzerinden de Kılıçdaroğlu'na mesajı vardı. Bay Kemal, bizim Suriye'de işimiz var da veya yok da senin oralarda ne işin var? Esed'e adamlarını niye gönderdin? Niye gönderiyorsun? Terörün inine girdik dedi, Kılıçdaroğlu'na yüklenmeyi sürdürdü. Terör örgütleriyle işbirliği iddiasını gündeme taşıdı. Ya bir günde çıktı ki bu PKK terör örgütüdür de ya. Demedi. Diyemez. Tunceli ile ilgili olarak geçmişteki noktada da bunu yapamadı. Yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır. Mecliste yaşanan hat bildirme polemiği de vardı önceliğinde. AK Partili Özlem Zengin'le tartışan CHP'li Engin Özkoç'a yine ateş püskürdü. Karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Ulan şu kadını susturun. Böyle bir ifade kullanılabilir mi? Bir hanımefendiye bu ifadeyi kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız. Hayat tarzlarına saygılıyız dedi, sözü başörtüsü meselesine getirdi. Son günlerde yaşanan olayları da hatırlattı. Kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyiz. Ege Üniversitesi kampüsündeki cami ve külliyenin açılışını da gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. Bismillahirrahmanirrahim. Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı'nın o çıkışından saatler önce kürsüdeydi. O da İzmir'deydi ama bu kez gündeminde Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiası yoktu. Erdoğan'a farklı iddialarla yüklendi. Güneş balçıkla sıvanmaz dedi. Acıdır gerçek, biliyorum. Ama gerçek değişmez. Güneş balçıkla sıvanmaz. İddialarının arkasında durdu. Salı günü grup toplantılarında başlayan tartışmayı sürdürdü. Ben söyleyeceğim doğrudur. Kimse aksini söylemeyecek. Aksini söyleyince efendim bak sen gene aldın Türkiye'yi bütün dünyaya kötüledin. Sanki bütün dünyanın kulakları ben konuşunca açılıyor. Erdoğan'la aynı gün İzmir'deydi Kemal Kılıçdaroğlu. Partisinin belediye başkanlarıyla buluştu. Cumhurbaşkanının kendisini yalancılıkla suçlamasına karşılık verdi. 1000 liranın altında emekli aylığı alan var mı yok mu tartışması çıktı. Dediler ki böyle bir şey yok. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Eylül 2019 tarihli istatistiği, tablosu. Benim değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. Tank palet fabrikası polemiğini de es geçmedi, sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Madem ki devrediyorsun 25 yıllığına, ihaleyi ne zaman yaptın? Belki birisi diyecek ki ben 25 yıl değil 10 yıllığına şu kadar bir de para vereceğim üstüne sana diyecek. Bir gün önce de öğrencilerle bir aradaydı Kılıçdaroğlu. Erdoğan'a yönelik iddialı sözleri o öğrencileri de şaşırttı. Beyefendiyi aşağıya indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Erdoğan'ın meydan okumasına Altı Ok cephesinin yanıtı parti sözcüsü aracılığıyla geldi. Faik Öztürk CHP'nin karıştırılmak istendiğini söyledi. İddiayı aydınlatma görevi Erdoğan'a düşer sözleriyle topu bir kez daha Cumhurbaşkanı'na attı. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum.
Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Bu kadar kızgınlığın sebebi ne? Çünkü oyun bozuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydan okumasıyla gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Altıok'un yanıtı parti sözcüsünden geldi. Millete cambaza bak, cambaza demeye çalışıyorlar. Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum demek gerçekten ürkütücüdür. Ruh halinin ne duruma geldiği açıktır. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla toplantısının ardından İzmir'de kamera karşısındaydı Faik Öztrak. Erdoğan'ın tepkisini gündem değiştirme çabası olarak yorumladıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmak hem de vatandaşın gerçekten yakıcı gündemini karartmak için yapılmış olan bu hamlelerin hiç kimseye faydası yoktur. Biz genel başkanımızın sorusunu tekrarlıyoruz. Bu saraya giden kimdir? Bunu açıklama görevi ya yazardadır ya da Sayın Erdoğan'dadır. MHP lideri Devlet Bahçeli de yazılı açıklamayla dahil oldu o tartışmaya. İddiayı CHP içerisinde hesaplaşma olarak yorumladı. Kılıçdaroğlu bu türbülanstan kolay kolay çıkamaz ifadesini kullandı. Parlamenter sisteme dönüş şartıyla erken seçim çağrısında bulunup AK Parti ile koalisyona göz kırpan İyi Partili Lütfü Türkkan'a da karşılık verdi MHP lideri. Görüşümüz net. Seçim zamanında yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalı dedi. DAEŞ'ın baş bombacısı Suriye'de yakalandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadele konusunda iki kritik açıklama geldi. İçişleri Bakanı Amerikan yönetimine de mesaj gönderdi. DAEŞ'ın yine çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirdik. Önemli operasyonu geçen hafta duyurmuş ama ayrıntısına girmemişti. Bu kez ismini de verdi İçişleri Bakanı. Yakalanan teröristin DAEŞ'ın baş bombacısı olduğunu açıkladı. Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştirilen bir isimden bahsedebilirim. Hepsi o kadar. Kod adı Ebu Cihat El-Din El-Nasir Ubayde. Gerçek adı ise Yusuf Huba. Rusya ve Almanya başta olmak üzere DAEŞ'ın 20 ülkede düzenlediği bombalı saldırıların baş sorumlusu. Türk güvenlik güçlerinin nefes kesen operasyonuyla ele geçirildi. Eli kanlı teröristin Suriye'de, Türkiye kontrolündeki bölgede sorgusu devam ediyor. FETÖ'ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonla daha geliyoruz. Terör örgütü FETÖ'ye yönelik önemli bir adımın da işaretini verdi İçişleri Bakanı. Fethullah Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılacağını duyurdu. 229 kişi var Türkiye'nin vatandaşlıktan çıkarma listesinde. O isimlerden biri de FETÖ elebaşı. Bunları inşallah vatandaşlıktan da çıkaracağız. İşlemler tamamlanır tamamlanmaz Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak, Erdoğan'ın imzasıyla süreç tamamlanacak. Terör elebaşının Türk vatandaşlığından çıkarılması, iadesi ve yargılanmasının önünde engel değil. Şimdi merak edilen o kritik hamle sonrası ABD yönetiminin ne yapacağı. Tarım Bakanlığı'nın hileli ürün listesinde yer alan balın meclis kantininde satıldığı ortaya çıkınca İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş konuyu Meclis Genel Kurulu'na taşıdı. Meclis Başkanlığı hileli balı kantinden toplattı. Afiyet olsun yiyin AK Partililer, milletvekilleri. Bana 82 milyonu suçu ne be Müslüman? Meclis gündemine bu kez de bal polemiği damga vurdu. İYİ Parti milletvekili Fahrettin Yokuş kürsüye bal kavanozuyla çıktı, milletvekillerine seslendi. Afiyet olsun. Hileli malları, hileli balları meclise kadar soktunuz. Öncesinde elinde aynı kavanozla basın toplantısı da yapmıştı Yokuş. Çünkü o bal markası bir ay önce Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı hileli ürünler listesindeydi ama hala satışı yapılıyordu. Üstelik de milletin vekillerinin alışveriş yaptığı meclis kantininde. Size bir toplatma talebi gelmedi değil mi? Gelmedi. Herhangi bir talebi. Kaldırtırabiliriz siz derseniz. Yok yok kaldırtırım tamam. Sayın vekilim. Bence ama kaldırın. Kantinci toplayalım dedi, öyle de yaptı. Firma yetkilileri meclise çağrıldı, sahte ballar kantinden toplatıldı. İYİ Partili vekil ise konuyu genel kurul gündemine de taşıdı. Size bal getirdim. Biraz tatlı olsun, tatlı konuşalım diye. Hatta Meclis Başkan Vekili Celal Adan'la dikkat çeken bir diyalog da yaşandı İYİ Partili Yokuş arasında.
Yok yok, sen onu götür, onu götürsen bizden uzak tut onu sen. Aslında İyi Partili vekil yaklaşık bir ay önce meclise gıda sahtekarlarıyla ilgili bir önerge vermişti. Gıda terörünün araştırılmasını, gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Ama AK Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti o önerge. MHP'liler de çekimser kalmıştı. Gelin şunlara bir çare arayalım. Dediniz ki hayır. Balların kantinden toplatıldığını hatırlatan Şentop, kantin meclis değil kooperatif tarafından işletiliyor açıklaması yaptı. Ayrıca ballardan tutanakla numune alındı. Analiz için Tarım İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlıyor. Taraflar bir kez daha aynı masada buluşacak. 2020 yılının asgari ücreti görüşmelerin sonunda belli olacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı tespit komisyonundan çıkacak rakamda. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı Aralık ayına çevrildi. 2020 zammı için pazarlıklar 2 Aralık'ta başlayacak. 1603 lira bir kere kira ya. Herhalde 2,5-3 olmalı ya. Bu şartlara göre yani. İşçi, işveren ve hükümet kanadı 1 Ocak'tan geçerli olacak. Asgari ücretin tespiti için aynı masada buluşacak. O ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işveren ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanacak. Son toplantı ise yine bakanlıkta yapılacak. Net 2020 Türk lirası olarak belirlenmiştir. 2019'da %26'lık zamla yaklaşık 400 lira artarak 2020 liraya yükselmişti aylık net asgari ücret. Maşallah, devletimiz sağ olsun. Çalışanlar için çok güzel ama işverenler için biraz sıkıntı olacak gibi görünüyor. Ekonomik programda enflasyon hedefi %12, yani asgari ücret enflasyon oranında zamlanırsa 242 lira artarak 2262 lira olacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyonun da üzerinde zamlanırsa, örneğin %15 zam gelirse 303 lira artarak 2323 liraya çıkacak. Rakam söylemiyorum şu an, yani bütün raporlar dikkate alınarak bir hesaplama yapılması ile ilgili talebimiz söz konusu. Bu da evli ve eşi çalışmayan bir işçinin asgari geçim indirimiyle birlikte ayda eline 2500 lira geçmesi anlamına geliyor. Zammın en geç Aralık sonunda belli olması bekleniyor. İstanbul'da 25 yaşında bir genç tek kurşunla yaşamına son vermişti. Onu ölüme sürükleyenin Çiftlik Bank'a kaptırdığı para olduğu ortaya çıktı. Tosun lakaplı Mehmet Aydın çarptığı paralarla yurt dışında sefa sürerken genç adam borç batağına saplandı, bunalıma girip canına kıydı. Allahu Ekber. Hayalleri yıkıldı gitti yani. Çocuk ondan sonra toparlayamadı. Dağ gibi çocuğum Çiftlik Bank hakikaten mahvetti. Öldürdü yani. Bankadan kredi çekip Çiftlik Bank'a yatırdı. Borcunu ödeyemeyince bunalıma girdi. 25 yaşındaki genç tek kurşunla hayatına son verdi. Çiftlik Bank bizi çok perişan etti. Borcun harcın altında çocuğun gitti yani. Yapamadık, kurtaramadık. Recep Ataş muhasebecilik yapıyordu. Yaklaşık 1,5 yıl önce Çiftlik Bank'la tanıştı. Bankaya gidip 40 bin lira kredi çekti ve sisteme yatırdı. Başlarda parasını alıyordu ama 3 ay sonra işler değişti. Çiftlik Bank'ın tosunu Mehmet Aydın topladığı paralarla yurt dışına kaçtı. Çiftlik Bank'ın dolandırıcılık sistemi olduğu ortaya çıktıktan sonra Recep Ataş'ın hayatı bir anda alt üst oldu. Önce işini kaybetti, ardından sevgilisinden ayrıldı ve bu durum onu bunalıma sürükledi. Büyük bir hayal kırıklığına uğradı çocuk. Orada 65 bin liraya yakın parası gitti bu çocuğun. Borcun altında ezilmeye başladı. Düzeni bozuldu, hayatı bozuldu yani. Talihsiz genç önceki gün Başakşehir'de bir poligona gidip canına kıydı. Abisi dedi ya baba dedi, polisler aradı, bir kaza geçirmiş deyince benim dizlerim bağı çözüldü. Eyvah dedim, bu çocuk canına kıymasın dedim. Ne yazık ki korktuğu başına geldi. Recep Ataş dün toprağa verildi, geride ise gözü yaşlı ailesi kaldı. Acıları belki hiçbir zaman dinmeyecek ama tek beklentileri bir an önce Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın yakalanması, Türkiye'ye getirilmesi ve cezasını burada çekmesi. Kral gibi yaşıyor işte, görüyoruz televizyonlarda, vatandaşı dolandırmanın cezasını çeksin ya. Benim çocuğum gitti, başkaları gitmesin. Allahu Ekber. 21 yaşındaki genç kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ondan geriye kalan her şey, fotoğraflar, eşyalar, hatta giydiği son kıyafetler
bir araçtaydı. Kimliği belirsiz bir hırsız o aracı içindeki tüm hatıralarla birlikte çalıp götürdü. Çifte acı yaşayan aile vicdansız hırsıza "Araba senin olsun, oğlumuzun kokusunun sindiği kıyafetleri bize geri gönder" diyerek seslendi. Kuzenim 9.30'da vefat etti. İçinde eşyaları vardı. Yani ailesinin buna ihtiyacı var. Onun kokusunun, en son giydiği şeyleri, her şey oradaydı. 3 aydır kanser tedavisi görüyordu. Yaşam savaşını kaybetti. Ondan geriye kalan her şey arabasıyla birlikte çalındı. Bütün eşyaları arabada duruyordu. Her şey gitti. Kaan Sunal 21 yaşındaydı. Hayatının bağrında kansere yakalandı. Çanakkaleli gencin ailesi o İstanbul'da tedavi görürken hastaneye 3 ay boyunca adeta kamp kurdu. Bu sırada Kaan'a ait ne varsa sevdiği eşyalar, kıyafetleri, fotoğrafları, ona gönderilen hediyeler de hastanenin önüne park ettikleri aracın içindeydi. Mahallenin otopark, şu hemen mahallenin dibinde zaten araba. Oraya bırakıyorlar. Geçtiğimiz cuma günü Kaan'ın hatıralarıyla dolu arabası görüntüdeki bu hırsız tarafından düz kontak yapılarak çalındı. Biz arabasını değiliz. Getirsin, kıyafetlerini teslim etsin. Ne yapıyorsa yapsın arabayı. Biricik Kaanlarını 21 yaşında kaybeden acılı ailenin üzüntüsü ondan geriye kalan eşyanın çalınmasıyla ikiye katlandı. Her şeyi arabadaydı. Her şeyi, yani hastanede tabii onları yanımıza taşıyamadığımız için neyi varsa her şeye, diş fırçasına kadar her şey arabadaydı. 14 yaşından beri kanserdi Kaan. 16'sında yendi kanseri ama bu illet hastalık üniversite sınavlarına hazırlanırken bir kez daha nüksetti. Son 3 aydır hastanede yoğun bakımdaydı. Maalesef başaramadı. Şimdi onu kaybeden acılı ailesi yokluğunda öpüp sarılabilmek, koklayabilmek için kokusunun sindiği eşyaları, kıyafetleri hırsızdan iade etmesini istiyor. Yani ailesinin buna ihtiyacı var. Onun kokusunun, en son giydiği şeyleri, her şey oradaydı. Yani arabayı alacaksa alsın, kargolasın, ne yapıyorsa eşyalarını istiyoruz biz. Kaan'ın kuzeni Burcu Kuyucu, polisin peşine düştüğü hırsıza gözyaşları içinde böyle seslendi. Nasıl bir vicdansızlık, nasıl kendi malın gibi alıp gidebiliyorsun? 2 gün önceydi doğum günü. Yani ne diyelim? Getirin. Mardin Kızıltepe'de dün bir abi kardeş yol ortasında öldürülmüştü. Onları öldürenin kim olduğu bugün ortaya çıktı. Dede kocasından şiddet gören torununu korumak için eline silah aldı, onu döven kocasıyla kardeşini öldürdü. Olay dün akşam üzeri Mardin Kızıltepe'de yaşandı. Mehtap Tezdönen 2 yıl önce hayatını Mustafa Tezdönen'le birleştirdi. Ama evliliğinin ilk gününden itibaren yüzü hiç gülmedi. Hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldı. Dayanamadı, baba evine geri döndü, boşanma davası açtı. Ama onu döven kocası peşini bırakmadı, eve geri döneceksin diye tehdit etmeye başladı. Mehtap Tezdönen'e ailesi sahip çıktı. Genç kadını şiddet gördüğü o eve yollamadı. Mehtap Tezdönen dün anneannesi ve dedesiyle beraber bir nişan merasimine gitti. Dönüş yolundayken bulundukları aracın önü boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Tezdönen ve kardeşi tarafından kesildi. Genç kadını araçtan indirmeye kalktılar. Araya dede girdi. Torununu korumak için iki kardeşi silahla öldürüp kaçtı. Tezdönen kardeşler toprağa verildi. Kaçan dedeyi bulmak için de arama çalışmaları başlatıldı. Hastanede çalışan genç kadın iddiaya göre bundan 5 ay önce patronu tarafından tacize uğramıştı. Sessiz kalmadı. Şikayetçi olup dava açtı. Mahkeme o patronla ilgili kararını verdi. Dudamdan öpmeye kalkıştı. Belimden tuttu. 3 duruşma geçti. 3. duruşmada hakim kararı verdi. Neyse ki yaptığı yanına kalmadı. Çalışanlar cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen patrona
cezaevi yolu gözüktü. Hapis cezasını beklemiyordum zaten. Bir para cezasına çevrilir diye bekliyordum ama hakim kararı verdiği zaman 2 sene 6 ay hapis cezası dedi. Beni çok mutlu etti. Yasemin Sarıca, Şişli Nişantaşı'nda ünlü bir pastanede çalışıyordu. İddiaya göre 10 ay önce patronunun tacizine uğradı. Bir anda boynumdan kavrayıp beni böyle tuttu, kendisine çekti. Lütfen diyor, bir defa diyor. Başka bir hiçbir zaman olmayacak. Başka kimsenin haberi olmayacak. Yasemin Sarıca çalıştığı pastanede iş yeri sahibi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Sessiz kalmadı. Psikolojik tedavi gördüm. Kabuslarla uyandım. Ama asla pes etmedim. Ve patronu hakkında dava açtı. İşte o dava 5 ay sonra sonuçlandı. Patronu 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çok mutluyum. 5 aydan beri yaşadığım bu zorlu süreç bitti. Yani haklı çıktık. Çok sevindim gerçekten. Yasemin Sarıca hukuk mücadelesini kazandı. Ve eğer temyiz sürecinden sonra Yargıtay'da onarsa patronu 2 yıl 6 ay cezaevinde yatacak. Yasemin Sarıca'nın tacize uğrayanlara da bir mesajı var. Sanmayın ki hani ben kimseye anlatamadım, anlatamam, insanlar bana ne der. Bu yüzden de korkmayın. Aldığı cezada örnek oldu. Bütün herkese de örnek olsun. Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı? Bu sorunun cevabı mahkemeye göre hayır. Ama Emniyet Genel Müdürlüğü tam tersini söyledi. Hal böyle olunca kafalar da karıştı. Hukukçularsa anayasayı hatırlattı. Son durum itibariyle bölgemizde herhangi bir olumsuzluk yok. Sorması mantıklı. Soramaz. Güvenlik kuvveti sorabilir. Olmayan bir yetkilini kötüye de kullanmışlar. Mahkeme hayır, emniyet evet dedi. Bekçi kimlik sorabilir mi tartışması gündemin birinci sırasına yerleşti. Bize bir sebep göstermeden kimliğimizi istemeleri yanlış. Baba gösteririm herhalde, zorluk çıkarmam. Polisin yardımcısı olan bekçiler için böyle bir yetki verilmemiş. İzmir'de parkta oturan arkadaşların bekçilerle kimlik yüzünden tartışması mahkemeye taşındı. Ve mahkeme kimlik sorma bekçinin görev ve yetki alanında değil dedi. Sohbet ederlerken ortada şüpheli bir durum yokken KFK'der yapılan bir işlem var. Yaklaşık 2,5 yıl önce yeniden sokaklara döndü bekçiler. Mahalle güvenliğinde elde edilen başarı rakamlara yansıdı. Ama İzmir'deki kimlik olayı o tartışmayı başlattı. O görevlendirme polise verilmiş. Bekçinin görevi değil. Size kimlik soran bekçi oldu mu? Oldu. İndirdiler ama ekipler de vardı. Sadece bekçi değildi yani. Mahkeme kararıyla herkes o tartışmaya nokta konduğunu düşündü ama emniyetten gelen açıklama kafaları karıştırdı. Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğü yönetmeliğin 16. maddesini işaret etti. Hüviyet araştırmaktan kastımız kişi kim olduğunu sormaktır aslında. Yoksa kimlik araştırmak, GBT araması yapmak, taraması yapmak değildir. 16. maddeye göre bekçiler şüpheli şahısların hüviyetini araştırabilir. Ama hukukçulara göre bu kimlik sorma yetkisi vermiyor. Çünkü anayasaya aykırı. Mahkeme ne diyorsa odur. Bekçinin yapması gereken şüpheli durumlarda polise haber vermek. Emniyet Genel Müdürlüğü kimlik kararının İzmir'deki olayla sınırlı olduğunu da belirtti. Bekçi kimlik sorabilir mi soramaz mı tartışmasının yüksek mahkemeye taşınmasına kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul'da bir minibüs şoförü aracında bulduğu içi para dolu cüzdanın sahibini arıyordu. Sonunda buldu. Şov haberi izleyip cüzdanına kavuşan genç bakın nasıl mutlu oldu. Cüzdana baktım, cüzdanı yok. Bir yolcu minibüsüm de cüzdanını düşürdü. Bakıyorum oyla oyla. Cüzdanım yok. Ben buldum cüzdanı. Bu paralar var içinde. Maaşını almıştım. Şükür kavuşturana. Şimdi çok mutluyum. Minibüsünde içinde binlerce lira olan bu cüzdanı buldu. Günlerce sahibini aradı. Sahibini arıyorum. Minibüs şoförü Turan Karaman sonunda o cüzdanın sahibiyle buluştu. Şimdi yüzler gülüyor. Cüzdan nerede? Burada. Ha, cüzdanı cepten çıkarmıyorum. Çok mutluyum. Çok ne diyeyim ki? Dünyalar bizim oldu. Muhammed Adnan 22 yaşında tekstil işçisi. Daha maaşını yeni almıştı. Cüzdanına koydu. 3000 para benim maaş. Bir aylık maaş. Her zamanki gibi minibüse bindi, işinin yolunu tuttu. Minibüse bindim, para üstü verdi. Ben şöyle duruyorum, cüzdanım burada. Yaslandım biraz, düştü. Fark etmedim. Minibüsten indiğinde bu cüzdan cebinde yoktu. Dünya başına yıkıldı. Vallahi çok zor, çok üzüldüm. Ta ki şov haberi izleyene kadar. Sonra Facebook'ta açıyorum, bakıyorum Facebook'ta. Senin haber...
Sizden ihbara çıktım. Ben bakıyorum o benim. Ulaştık arkadaşımıza. Sonuçta teslim ettik. Sonra buldum. Kaç gün uğraştınız bu cüzdanın sahibini bulmak için? Sorma, bir hafta bekledik. 8. günde de ulaştık sahibine. Çok teşekkürler. Çok. Helal para sahibine ne olursa olsun ulaşır. Sarıyer Beşiktaş esnafı olarak çok mutluyuz. Eğer bu olayda örnek olabilirsek tüm topluma ne mutlu bize. Kalbi çok temiz bir kardeşimiz. Gerçekten oğlum yaşında bir çocuk. Minibüs şoförü Turan Karaman cüzdanı sahibine ulaştırdığı için çok mutlu. Şimdi belki de aralarında hiç bitmeyen bir dostluk olacak. Bir baba oğul, bir abi kardeş gibi. Çam çakızı çorba almana tatlı getirdi. Teşekkür ederim. Ağır hasarlı otomobillerin kimlik bilgilerini çalıntı araçlara geçirip 5 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi. Çetenin elebaşları bodyguardlık yapan 3 kardeş. İşbirlikçileri ise eski ünlü bir mankenin kocası. 3 kardeş, 3'ü de bodyguard. Şeytanca bir işe kalkıştılar. Ağır hasarlı araçları ucuza aldılar. O araçların bilgilerini çalıntı araçlara kaydedip sattılar. 5 milyonluk vurgun yaptılar. Çetenin işbirlikçilerinden biri de eski ünlü bir mankenin kocası çıktı. Çeteyi 3 bodyguard kardeş yönetiyordu. Peki bu çete nasıl çalışıyordu? Önce piyasadan lüks ancak pert ve ağır hasarlı araçları çok ucuza satın alıyorlardı. Daha sonra hırsızlarla irtibata geçip ellerinde bulunan arabaların aynı marka ve modellerinden çaldırıyorlar ve iki arabanın kimlik bilgilerini, yani şase ve kimlik bilgilerini değiştirdikten sonra piyasaya sürüyorlardı. Çete bu oyunla 22 otomobilin kimliğini değiştirdi ve o change araçları satarak 5 milyon liralık vurgun yaptı. Oto hırsızlık masası dedektifleri çeteyi takibe aldı, operasyonun düğmesine önceki gün basıldı. Oto hırsızlık masası ekipleri çeteye operasyon düzenledi ve 6 kişiyi gözaltına aldı ve o çetenin çaldığı, change ettiği arabalar da emniyet tarafından işte otoparka getirildi. Burası adeta bir lüks otogaresine dönmüş durumda ve milyonlarca lira değerinde arabalar var. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin kimliği dikkat çekiciydi. İddiaya göre çeteyle bağlantılı o kişi eski manken İpek Tanrıyar'ın kocası Murat Evler'di. Murat Evler'in araçların elektronik beynini değiştirdiği iddia ediliyor. Aralarında onun da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Taksim meydanında 2 ay önce 2 turist kadını ısıran sokak köpeği bir kadını daha hastanelik etti. Kolundan ısırılan kadın hastaneye kaldırıldı. Köpek ise ekipler tarafından uyutularak bir kez daha barınağa götürüldü. Saldırgan. Bence onun götürülmesi lazım. İnsanlardan korkuyor zaten hayvan. İki ay önce iki turist kadına kabusu yaşatmıştı. Aynı köpek bu kez de başka bir kadını ısırdı. Adres yine Taksim Meydanı'ydı. Bir süre önce yine bu noktada sokak köpeği iki kadını ısırmış ve büyük korku panik yaratmıştı. O köpek ekipler tarafından alınmıştı. Rehabilite edildikten sonra dün tekrar Taksim Meydanı'na bırakıldı ki o köpek dün burada birini daha ısırdı. Kadının tedavisi burada yapıldı. Daha sonra hastaneye sevk edildi. Isırdığını gördüm. Isırdığını gördüm ama insanlar yaklaşınca sevince zarar veriyor. Saldırıya uğrayan Sibel Akbayrak bir anda kanlar içinde kaldı. Kolundan yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen ambulans yaptı. Esnafa göre köpek aslında saldırgan değil, sadece çok bunaltıldığı zaman bir takım saldırganlıklar gösteriyor ve zaman zaman da ısırabiliyor. İşte dün de tam öyle oldu. Olay yerine ekipler geldi. İğneyle uyuşturulan köpek bir kez daha barınağa götürüldü. Tam da o anlarda tansiyon yükseldi. Köpeğin bir kez daha barınağa götürülmesine karşı çıkanlar götürülsün diyenlerle tartıştı. Veteriner falan değilsiniz. İnsanlar çok sıktığı için, çok elleri için o da kendini koruyor. Esnaf da ikiye bölündü. Kimileri köpeğin insanların tavırları karşısında saldırganlaştığını savundu. Biz gözümüzle gördük, o ısırdığı zaman hayvanı elliyor. Affedersiniz, ayağını sokuyor,
resim çekmeye çalışıyor. Hayvan huzursuz oluyor. İnsanlara zarar vermiyor. İnsanlar ona zarar vermediği sürece, insanlar dokunmadığı sürece kimseye zararı yok. Taksim'i bir kez daha karıştıran köpek barınakta rehabilite edilecek. Tamam, agresif hareketleri var ama insanlar dokunmadığı sürece kimseye bir zararı yok. Elindeki Yasin-i Şerifleri kullanıp ayakkabı hırsızlığı yapan utanmaz hırsızı daha önce ekranlarınıza getirmiştik. 10 ay sonra yine aynı apartmana girdi. Yüzü kızarmadan yine aynı yöntemle ayakkabıları çalıp gitti. Yasin Seyir Şerif'i alır mısınız? İşte şu kadara satıyorum. İnsanın gönlünü yapıyor. Geçen bayağı bir kiloluydu. Şimdi bayağı bir form yapmış. Kendine zayıflamış. Aradan 10 ay geçti. Yine aynı apartmana girdi. Yüzü kızarmadan bir kez daha elindeki Yasin-i Şerif'i kullanarak ayakkabı çaldı. Artık benimsemiş bu apartmanı. Yani her... Bizi çok sevmiş galiba. Bizi çok sevmiş ama biz onu görürsek çok güzel seveceğiz. Yasin-i Şerifli hırsızlığın adresi kağıthane. 10 ay önce kapıda ayakkabılarını bulamayan apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Gerçekten onu Yasin çarpmadığına şükretsin yani. Hırsız Yasin-i Şerif satıyor numarasıyla gelmiş, ayakkabılarını çalıp gitmişti. 10 ay sonra bir kez daha ortaya çıktı. Yine aynı bina, yine aynı hırsız ve yine aynı taktik. 10 ay sonra elinde Yasin-i Şerif'le bu binaya gelip ayakkabı çalan hırsız tekrar görüntülendi. Gel çal git. Sen kitabımızı niye kullanıyorsun? Bu yine aynı kişi. Herhalde apartmanımızı mı çok sevdi? Bakın, o hırsızın bir elinde çantası, diğer elinde de Yasin-i Şerif vardı. Yani apartmandan biri onu yakaladığı esnada Yasin-i Şerif'i gösterecekti, onu sattığını söyleyecekti. Ancak hırsız yine hiç kimseye görünmeden, kimsenin dikkatini çekmeden bu apartman dairesinin önüne geldi. Yasin satacağım, işte şöyle yapacağım, ondan sonra kolaçan ne diyor? Buradaki ayakkabıları tek tek inceledi, yerine koydu. Daha sonra o incelediği ayakkabıları çantanın içine koyduğu gibi apartmandan uzaklaştı. Bir de diyorum ya, seçici ayakkabıyı buradan alıyor böyle, bakıyor, kokluyor, sağ sol yapıyor. Yani buldun, al götür o zaman, neyini beğenmiyorsun? Apartman sakinleri tekrar polisin yolunu tuttu. Tek istekleri Yasin-i Şerif'i kullanarak ayakkabı çalan bu hırsızın bulunması. Komedyen Sefa Doğanay'a mesaj üstüne mesaj atan, evinin kapısına kadar gidip taciz eden saplantılı hayranı için mahkeme kararını verdi. Genç kadın 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zerrin kız, nasılsın kız Zerrin? Kız, Selahattin abi, ne yapıyorsun? Ben ona gayet saf ve temiz duygularımla yaklaştım. O da beni gitti dava etti. İddiaya göre sosyal medya hesabından mesajlar gönderip tehdit etmiş, hatta adresini bulup evine kadar gitmişti. Mahkeme komedyen Sefa Doğanay'ın takıntılı hayranı için kararını verdi. Siteye gittim ama onu rahatsız etmek için değil. Hani onunla konuşmak için gittim. Kudret Dinar 2 yıldır komedyen Sefa Doğanay'ın peşindeydi. İçimde bir sıkıntı var. Günlerdir atamıyorum. Hayır, hayranı değilim. Ama sevdim. Gerçekten sevdim. Ama hata yapmışım demek ki. Doğanay ne yaptıysa genç hayranını durduramadı. Takıntılı hayranı, vazgeçmem için ölmem gerek, bunu bil diye mesajlar attı. Hem onu hem de kendini öldürmekle tehdit etti. Ondan bir şey de beklemedim. Yani karşılık mecburi değil, beklemedim. Ama bir cevap vermesini istedim. Mahkeme Kudret Dinar'ı tehdit suçundan 5 ay hapis, hakarettense 1500 lira para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Psikolojik sıkıntılar yaşıyorum. Anksiyete sorunum var. Panik atak sorunum var. Geçmiş olsun. İnşallah. Adanalı çiftçi büyük bir gürültü duyunca yıldırım düştüğünü sandı ama bahçesine baktığında bir çukur, içinde de taş olduğunu fark etti. Şimdi göktaşı olduğunu öne sürdüğü o maddenin incelenmesini istiyor. Gece bir ses, gürültü koptu. Korktuk, ne olduğunu bilemedim. Sabah kalktığımda tarlamın çukur olduğunu gördüm. Baktım, bu taşı fark ettim. İddiasına göre evinin bahçesine bir göktaşı düşmüştü. Düştüğünde ev sallandı mı? Evet, sallandı, bayağı bir sallandı. Mustafa Civelek Adana'nın Kozan ilçesinde Çokak köyünde yaşıyor. Bundan birkaç hafta önce gök gürültüsüyle uyandı. Dışarıya çıktım. Yağmurlu olduğu için yani yıldırım düştüğünü zannettik. Ama düşen yıldırım değildi.
Sabah kalktığımda tarlamın çukur olduğunu gördüm. Bu baktım, bu taşı fark ettim. Ne olduğunu bilmiyorum. Gök taşı olduğunu düşünüyorum. 50 kiloluk o taşın incelenmesini, gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyor. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Uzmanlarından araştırmasını istiyoruz. Yazık, yolda kalmasınlar dedi. Otostop çeken 4 kişiyi aracına aldı ama o yolculardan biri kimliksiz çıkınca adresine yollanan 1144 liralık ceza ile baş başa kaldı. Hastane önünde otostop çektiler. Bizi yol üstü bırakır mısın dediler. Otostop çekenleri aracını aldı. Jandarma çevirmesine takılan sürücünün iddiasına göre göçmen kaçakçılığından ceza yedi. Arabama insanlık namını aldıysam, eğer bunu karşılık bu ceza bana geliyorsa diyeceğin tek söz 82 milyon insana insanlık ölmesin. Ben aldım ceza yedim. Siz de alın. Sorun değil. Mehmet Bayrak ailesinin yanına gittiği Hatay'da hastalandı. Minibüsüyle hastaneden dönerken yol kenarındaki 4 kişi ona otostop çekti. Aynen soruları şu. Abi ne tarafa gidiyorsun? Bizi yol üstü bırakır mısın dedi. İnsanlık namına aldım aracıma bindirdim. 4 kişi otostop çekti size. Ücret karşılığında mı götürdünüz? Kesinlikle bir para talep etmedim. Mehmet Bayrak otostop çeken 4 Suriyeli'yi aracını aldıktan kısa bir süre sonra jandarma uygulama noktasına takıldı. Ekipler ondan belgelerini istedi. Mehmet Bayrak belgelerini uzattı ancak belgelerinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Sıra arkada oturan 4 Suriyeli'nin kimliğine gelince işler bir anda karıştı. İçerideki arkadaşların kimliklerine bakabilir miyim dedi. Döndüm. Hataylıyım, Arapça dilim var. Arapçadan dedim ki kimliklerinizi istiyor. Çıkarttılar. Hatay Göç İdaresi'nin vermiş olduğu kimlikler vardı ellerinde. Ancak birinin kimliği yoktu. Jandarma gözünün yaşına bakmadı. Kimliksiz birini aracına aldığı için ona ceza kesti. Ne kadar ceza yazdılar size? 1144 lira. Peki jandarma size hangi gerekçeyle ceza yazdı? Ben göçmen kaçakçılığı yapıyormuşum. Tabii TC'mle de bakabilirler, aileme de bakabilirler. 1144 liralık bu ceza 29 Haziran 2018 tarihinde Mehmet Bayrak'a kesildi. Ancak iddiasına göre bu ceza daha kendisine dün ulaştı. 1144 liralık ceza bana gelince ben şok oldum. Ben insanlık yaptım ve insanlığın karşılığı budur. Ve yine vazgeçmeyeceğim. Yolda kaldıran insanları aracıma alacağım. İnsanlık ölmesin. Kritik yapıyoruz da desek, bilgi akışı da desek fark etmiyor. Araştırmalara göre günde ortalama 52 dakika dedikodu yapıyormuşuz. Peki dedikoduyu kim neden seviyor? İşte sokağın cevabı geliyor. İşte bu kadar para kazandı. Yeni bir şey öğrendim. O işte bu evi aldı. Bunu hemen öğrenmen gerekir. O villayı aldı. Çok önemli. Bomban var. Böyle gelin düşman başına. Oğlumu uşak gibi kullanıyor. Dedikodu iyidir, iyidir. Dedikodusuz hayat olur mu? Olmaz mı? Olmaz. Niye arkadan konuşuyorsun be? Bir de seni gelin cihazına sormalı. Siz de yapıyor musunuz? Hem de nasıl? İnsanoğlu işte konuşmadan edemiyor. Hele bir de dedikoduya başladıysa oy oy nefes almadan dedikoduyu sürdürenler var. Araştırmalarda bunu doğrular nitelikte. Çünkü günde ortalama bir insanın tam 52 dakika dedikodu yaptığı ortaya çıktı. Vakitsizlikten olabilir. Sevmediğim bir kişi olunca 2 saat doluyor. Daha fazla da yapmış olabilirim ben. Ama 52 dakikanın aşağısına düşmüyor. Ben kendim dedikoduyu seven biri olduğum için her şeye normal bakıyorum açıkçası. En son kimin dedikodusunu yaptık? Sevgilimin. Hala onu konuşuyoruz. Botokslarımızı falan konuşuyoruz. Bazen telefonda, kimi zaman da yüz yüze. Şu şun demiş, bu bun demiş, şu evine yeni bir şey almış. Görüyor musun? Hiç de haber vermiyor diye başlayan. İşte söylemedi. Gizli kutu değil falan. falan filan işte. Ve seçenekleri lebider ya olan dedikodu. Birçok kişi tarafından da sevildiği bir gerçek. Seviyor muyuz dedikoduyu? Yani evet ben seviyorum. Yani insan için rahatlattığı için olabilir. Genellikle günün özeti falan yapılır. Aa bak bu da bunu yapmış falan. Kaynanası hakkında iyi konuşan gelin görülmüş mü ki ha? Görülmüş. İnsanlar birileri çekiştirerek kendi vücutlarındaki stresi dışarı atarlar. Kimmiş o? Benim karı. Kaynanasının arkasından o kadar iyi konuşur. O kadar iyi konuşur ki bulsa bir kaşık suda boğacak. Bu alışkanlık kimine göre rahatlatıyor, kimi ise dedikodudan uzak durmayı tercih ediyor. Ama çok güzel bir şey, psikolojikmen insanları rahatlatıyor. 2 dakika dedikodu yapabiliyor muyum? Vallahi ben o kadar yapmıyorum. Yok yapmıyorum. Tövbe haşa. Yok.
Biz ben de pek... Asla. Yok, hiç yapmıyorum ben. Biz genel olarak zaten birlikte dedikodu yaptığımız için her şeyi birlikte biliyoruz. Ya şu an biz de yapıyoruz. Yani yapmamaya çalışıyoruz. Kimi de yapıyor ancak adını beğenmiyor. Bunun adına kritik diyen de var. Dedikodu denmiyor. Kritik yapalım ya da yapmayalım deniyor. Bilgi akışı diyen de. Dedikodu demeyelim, bilgi aktarımı. Ama mutlaka yapıyoruz ya. Gidince sizin mavi kazanız hakkında bile konuşacağızdır. Çeşit çeşit, boy boy, hatta renk renk ekmekler başkentte karbonhidrat severlerle buluştu. Ekmek festivalinin ilk gününde kameralar renkli, bir o kadar da lezzetli görüntüler kaydetti. Bir tarafta renklisi, çok ilginç, ilk defa görüyorum. Diğer tarafta dev boyutlarda olanı. Bu balina ekmek. Çok şaşkınlıkla bakıyorum yani. Ankara'daki festivalde çeşit çeşit ekmek görücüye çıktı. Hangisini en çok beğendiniz? Siyez ekmeği. Festival alanının en görkemli ekmeği şu an yanımda. Boyu yaklaşık 1,5 metre, kilosuysa 35 kilo. Yani bu ekmekle 4 kişilik bir aile 15 gün boyunca idare edebilir. Acaba alıp eve nasıl götürecekler, onun hesabını yapıyoruz şu anda. Arabaya yüklesek? Girmez ki araba, nereye girecek? Nasıl götürecekler bunu? Kamyonla, tırla. Benden uzun. Belki de dünyanın en ilginç ekmeğini keseceğim şimdi. Siz de gördüğünüzde şaşkınlıktan küçük dilinizi yutacaksınız. Çünkü bu ekmek renkli ekmek. İlk önce gıda boyası zannediyorlar. Yer misiniz bunu? Yok. Son günlerin en çok konuşulan ürünü ekşi mayalı mor ekmek de bugün başkentte Ankaralıların beğenisine sunuldu. Peki bu ekmeğin özelliği ne? Bu ekmek kansere karşı koruyucu etkiye sahip ve şekeri de dengeliyor. Japonya'da artık çocukların tüketilmesi zorunlu hale gelmiş bir ekmek. Türkiye'de yayılır mı? Kesinlikle yayılması gerekiyor. Sadece Türkiye'den değil, dünya mutfağından ekmekler de burada başkentlerin beğenisine sunulduğu Venezuela, Almanya, Sri Lanka, Tayland gibi ülkeler ekmeklerini Ankara'ya getirdi. Nasıl tadı? Çok güzel. İlk kez yiyorum. Başkentte 3. kez düzenlenen ekmek festivali 3 gün boyunca ziyaretçilere açık. Çok önemli bir sağlık haberimiz var sırada. Özellikle eliniz kaşınıyor, vücudunuzda yanma hissediyorsanız dikkat. Uyuz vakaları tam 3 kat arttı. Uzmanlar basit bir temasla bulaşabilen hastalığın salgın yaratabilecek kadar hızlı yayıldığını söylüyor. Sevgili uyuz hemşerilerim, evet üzülerek söylüyorum ki hepiniz uyuz olmuşsunuz. Sanırım bende de var. Çevremizde birkaç kişi de gördük. Hiç uyuz oldunuz. Başkalarının oldu mu, hastalık olarak olmadı. Uyuz etmeyin insanı. Temizlikle bağlantısı vardır diye tahmin ediyorum. Vücutta kaşıntı, yanma hissi ya da kızarıklık, eğer bu belirtiler varsa aman çok dikkat, çünkü uzmanlar uyarıyor. Uyuz vakalarında 3 kat artış var. Bu hastalığın etkeni bir parazittir. Göç dalgasıyla birlikte bu parazit de dalga gibi ülkeye girmiş oluyor ve kontrolden çıkmış oluyor. Artışla karşı karşıyayız. Uyuz salgını var Türkiye'de. Şaka mı bu ya? Bugün dermatologdan geldim de sanırım bende de var. Ya uzak durmam lazım. Dikkat etmemiz gerekiyor yani bu konuda. Kaşıntıyla başlar. Yaklaşık 2 hafta önce benim karnımda kaşıntılar çıkmaya başladı. Böyle şey, kırmızı lekeler. Bir doktora gideyim dedim. Normalde beklememiz gerekiyor o kadar uzun. Kaşıntı herkeste olabilir. Mevsimsel olarak cilt kuruluğundan kaynaklı. Bu hep onlarla karıştırılıyor ve hasta başvurmuyor hekime. Ama bu hastalığın yayılmasına neden oluyor. Temas yoluyla geçebiliyor. Kıyafetlerde, çarşaflarda tam 3 gün boyunca yaşayabiliyor. Bu parazit ilaçlara öylesine dirençli ki normal tedavi yöntemleri bile kolay kolay etki etmiyor. Bu göçle birlikte ve giren parazitlerle birlikte daha inatçı ve tedaviye dirençli parazitler de yanında getirilmiş. Bu yüzden tedaviye daha zor yanıt veriyor. Şimdi uyuz mikrobu nereden yayılıyor? Önce orayı temizleyeceğiz. Evet, derhal temizleyelim. Nereden yayılıyormuş? Uyuzun en çok görüldüğü yerlerse el parmakları ve bilekler. Bileklerden yayıldıktan sonra bütün vücudu sarabiliyor. Peki uyuzu tedavi etmek için neler yapmak gerekiyor? Tedaviyle birlikte hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Sevgili uyuz olmayan hemşerilerim. Evet, hiçbirimiz uyuz değiliz artık. Hepimize kutlu olsun. Hem doğal hem organik, üstelik evde kolayca yapılabiliyor. Sağlıklı sirke yapımının püf noktaları geliyor ekranlarınıza. Thank you.
Bir saf elma sirkesi yapacağım. Bir de karışık üzüm ve nar sirkesi yapacağız. Özellikle salatalarda, yemeklerde, güzellikte, temizlikte birçok şeyde sirke hayatımızda önemli bir yer ediniyor. Ancak biz bunu ne yapıyoruz? Dışarıdan alıyoruz. Biz bugün ne yapacağız? Evde kolayca sirke nasıl yapılır? Onun tarifini vereceğiz. Elma sirkesi için 5 litrelik cam kavanozumuz var ve cam kavanozun tamamen steril hale getirilmiş olması gerekiyor. 2-2,5 kilo kadar da elma gerekiyor. Kavanozumuzun yarısına kadar gelecek. Ölçü bu şekilde de olabilir. Elmalar kabuklarıyla birlikte küp küp doğranıyor. Mayalanması için de üzerine nohut ve buğday ekleniyor. Bir avuç kadar, hatta 1,5 avuç atalım. Nohutumuzu koyduk. Bulgurumuzdan. Eğer dediğim gibi evlerinizde eğer bulgur ya da nohut yoksa bir dilim bayat ekmek bile atabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar bal ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar yine tuz ilave ediyorum. Ve bu malzemeler 5 litrelik bir suda karıştırılıyor. Kavanozun ağzı ise kapakla değil bezle kapatılıyor. Sirke birçok derde de deva. Tabii organikse zayıflamaya yardımcı çünkü tokluk hissi kazandırıyor. Aynı zamanda kansere iyi geliyor, cildi güzelleştiriyor, migren ağrılarına iyi geliyor derken ve daha sayamadığımız onlarca şey. Sıra geldi üzümlü ve narlı sirkeye. Malzeme farklı, hazırlanışı aynı. Bu kez elmanın yerini siyah üzüm ve nar alıyor. İlk önce nohutumuzu atalım içine 2 avuç kadar. 1 avuç kadar da bulgur atıyorum. Yine bulgurumuz da doğal kara buğday. Siyah üzüm kullanıyorum ben çünkü renginin biraz böyle renkli olmasını istiyorum. Şöyle narlarımızı da. Bu şekilde bir ay, 1,5 ay kadar bekleteceğiz. Ara ara böyle karıştıralım bunu haftada bir. Kapağını kapatıp sirke anasının oluşmasını bekleyeceğiz. O oluştuktan sonra o keskin koku ve sirke anası olduysa sirkemiz oldu demektir. Her iki sirkenin de hazırlanışı yaklaşık 10 dakikada bitti. Sirkenin yapımı kolay ama bekleyişi zor. Öyle hemen olmuyor. Yaklaşık 1,5 ay kadar beklemek gerekiyor. Daha sonraysa afiyet olsun. Reklamlar var sırada. Haberin merkezinde Şov Ana Haber'deydiniz. İyi hafta sonları.